Ayrıca Arapların o günlerde en ana özelliklerinden birisi de edebiyata düşkünlükleri. Sözü en güzel şekilde söylemeye çalışma özelliğinin arasında yaygın olduğu bir toplum oluşturur. Ve çok meşhur şiirleri var. Mesela onu suçladıkları şeylerden diyorlar, "Valla Muhammed çok iyi şiir söylüyor." Başkaları katılıyor mesela. Şiir yarışmaları oluyor, şiir olimpiyatları oluyor heriflerde. Panayırlar oluyor mesela. Bugün bile hala dünya o kadar incelmiş, ilerlemiş. Hala şiir olimpiyat falan pek olduğu yok dünyada veya pek nadirattan. Ama o devirde hiçbir kavimde yok, Araplarda var. Yani gelişmiş bu. Şiir yarışması, irticalen geliyor şairler, panayırlarda şiirler söylüyorlar ve şiirleri yarıştırıyorlar. Birinci gelen yedi şiir, muallakatul seba deniyor onlara. O yedi şiir Kabe'ye asılıyor, ta gelecek seneki yarışmaya kadar. Yani seba yedi demek, muallakat da asılı demek. Yedi asılı şey. Yani şiiri oraya asılmak demek ki derece almış yani. İlk yedi derecede girmiş. Söz söylemekte maharetli insanlar, yazmıyorlar. Yani irticale. Mesela Aşık Veysel hiç yazmıyor. Sazı eline aldın mı? Benim sadık yarim kara torpaktır diye başlıyor. Yani ben de söyleyebilirim bunu, pek söyleyemiyoruz. Yani insanın sadık yarı kara torpaktır. Ne kadar sade, güzel söylenmiş bir söz. Herkes pek söyleyemiyor. Değil mi? Ama onun şiirlerine bak. Enteresan yani. Şairler öyle işte. Uyuyor mu senden? Yalnız dil açısından konuşuyoruz. Yani mümkün değil bir insanın üslubunu bir başka insan yahut varlık gibi birbirinden farklı yapabilmesi, dünyada görülmüş bir şey değil.